Merhaba sevgili dinleyiciler, biz söz Sözü açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Berat Avlu var, sevgili Ganim var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve tabii Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu, ıı, emekli Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu stüdyoda konum. Ever hoş geldiniz. Hoş bulduk Ata Bey. Şimdi e, Yıldız Sarayı yenilendi. Evet. Devam ediyoruz onu evet. konuşmaya. Evet. Çok da güzel yapıldı, evet. iyi de yapılmış, evet. yapılmaya da devam evet. ediliyor. Evet. Şimdi camide kalmıştık Yıldız evet, Camii'nde. Orada kalmıştık. İşte. Bir de çok güzel, şaheser bir şey var. Saat kulesi var. Saat, evet, yani. evet. Onları da anlatın evet, evet. inşallah ha. tabii Cuma selamlı Hı. ve bomba hadisesi Hı. Sesi de, de, de var Sultana. Evet. Onu da konuşacağız Sultan Abdülhamit Han'a vakit bulursak, bulmazsak bir dahaki haftaya görüşürüz. Konuşuruz inşallah. Peki. Buyurunuz <laughs> <Evet>, efendim. <tabii. gülüyor> Şimdi e, dün geçen hafta e, ...gazetede bir haber vardı bu önümüzde bu aydan itibaren e, Yıldız Sarayı'nın e, ziyaretçi programında bir değişiklik yapmışlar. Evet. E, çarşamba günleri kapalı. Daha önce Pazartesiydi, ha. onu Çarşamba'ya e, çekmişler. çekmişler. Onunla ilgili e, bir haber vardı. Ben e, niye e, öyle niye yaptılar niye... acaba? Zannediyorum e, Şale Köşkü var. O da ayrı bir ziyaret mahallidir. E, Yıldız Parkı içerisinde. O paz bildiğim kadarıyla eskiden o da çarşamba günleri e, kapalıydı. Ha. Belki ikisini çünkü onlar e, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar e, Müdürlüğüne bağlı. Anladım. E, belki onun için olabilir ama kesin benim tahminim o. Yani Anladım. o zaman e, e, o gün çarşamba günü her ikisi kapanmış oluyor. Evet. Diğer günler oraya gelmişken her iki tarafı da e, ziyaret edebiliyorlar. Hem Yıldız Sarayı'nı hem de Şale Köşkü'nü e, ziyaret etme imkanları oluyorlar. Bence o anlamlaştırdınız. E, güzel e, de olur efendim. Bir yani. taraf kapalı kalmasın. Aynen öyle. Eyvah evet. efendim geldik e, ama bugün Şale Köşkü de kapalı falan denmesin e, diye. Evet. Bravo buyurunuz evet. efendim. Şimdi Ata Bey, bakın e, Yıldız Camisi, Hamidiye Camisi şimdi o Yıldız Camisi diye anılıyor. Efendim. İşte ta 3. Selim'den itibaren hmm. efendim, oraları hep Yıldız Parkı, Yıldız Kasrı dolayısıyla. Öyle camiye de, olmuş Evet olmuş yani. Camiye de böyle Hamidiye Camisi, Yıldız Camisi diye geçiyor. Şimdi e, bu Hamidiye Camisi Yıldız Camisi dış görünüşü çok sade hmm. bakıldığı zaman efendim fakat içi muhteşem. İçeriye girdiğinizde içinizi böyle bir ferahlık e, kaplıyor. Bir saray e, camisi olduğunu görüyorsunuz. İçindeki tezzinatıyla, yazılarıyla, içindeki efendim, bütün mefruşatıyla bunu görüyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Tuğrasıyla, Hı -hı. efendim minaresi, minaresinin kubbesiyle böyle bazı özellikleri var. Sonra hünkâr mahvili var. Hı -hı. Bakın, tek ee, hem e, harem hem efendim e, selamlık olmak üzere iki tane e, hünkâr hünkar mahfili var. Yani diğer camilerden farklı olarak efendim. Sonra bunun e, minberi vaaz köprü e, vaaz kürsüsü ve mihrabının özellikleri var. Biraz onlardan a, a, bahsedeceğiz <laughs> efendim. Bakın o bilasa Hünkar mahvili efendim gül ağacından yapılmış kafesi bizzat Abdülhamit Han'ın o marangozhanede biliyorsunuz çok ince bir marangozdur o onun elinden çıkmış böyle özellikleri var efendim bu caminin böyle e, diğer camilerden farklı olarak yani dışarıdan bakılınca fazla bir e, özelliği fark etmiyorsunuz ama içeriye girdiniz mi ee, bir saraya adeta girmiş gibi görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Bu bir saray camisi olduğunu da görüyorsun. Bunu böyle arz edince şey aklıma geldi. Bu bizim Tak e, Takgeci İbrahim Efendi Camisi vardır. Ee, Hı -hı. Şeyde Top e, Topkapı'da e, Metrobüs durağı şeysinde kenarından görüldüğü cami. Ha, dışarıdan bakınca köy camisi evet. zannedilir ama iki hiç de öyle değil ve <laughs> onu hatırlatıyor efendim çünkü e, bu Takkeci İbrahim efendi caminin o caminin yapılması Mimar Sinan'ın eseri köy camisi gibi görülür böyle e, çatısı var ama evet. kubbelidir İçeriye girince o caminin özelliklerini Kubbe efendim görünüyor. nasıl neden yapılmış işte o üzüm hikayesinin ya. çinilerine işlenmiş o üzümler falan onu hatırlatıyor. İşte Yıldız e, Hamidiye camisi de böyle. Geçen gün bir Şimdi. arkadaş ısrar etti. Dedi ki şu arabayı alalım. Niye alacağız dedim ya. O sıradan bir marka. Yok abi dedi öyle değil. Bir bin içeri arabaya bindik. İçi çok ferah. Dışarıda evet aman aman öyle bir marka değil bildiğimiz o belli başlı markalar gibi ama adam arabanın içini yapmış evet. ve çok ferah yapmış. Neyse efendim buyurun. Şimdi efendim Hamidiye Camisi Sultan Abdülhamit Han tarafından 1800 84 ile 86 yılları arasında efendim e, inşa edilmiş o sarayın hudutları içerisinde cami gerek kütlesi, plan şeması ve gerekse dekorasyonuyla son Osmanlı e, mimarisinin örneğini e, teşkil ediyor. Hmm. Bu caminin böyle bir özelliği var Atabey. Bakın eee ve bu cami yapıldıktan sonra aynı zamanda saray camisi yani domobatça sarayının e, yanındaki domobatça e, camisi gibi evet. e, Cuma selamlıkları da artık bu camide yapılmaya başlanıyor cami hizmeti açıldıktan sonra Sultan Abdülhamit Han tarafından daha önce Cuma selamlıkları domobatça efendim camisinde Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisinde, Teşvikiye Camisinde efendim e, yapılır imiş. Yani o, o ama bu e, Muhammediye Camisi yapıldıktan sonra cuma selamlıkları daha böyle muhteşem onu arz edeceğim. E, böyle e, hem içe hem dışa karşı devletin ihtişamını gösterecek şekilde ee, cuma selamlıkları yapılıyordu. Evet. Şimdi bu e, caminin bir özelliği de Sultan Abdülhamit Han bu e, caminin efendim planının e, bizzat e, çizenlerinden birisi yani inşaatının sonuna kadar her yeriyle ilgilenmiş. Allah Ar Allah. Edeceğim. Evet. Bu bu cami efendim bu peygamber efendimizin miraca çıktığı o mescidi aksaya benzemesi dolayısıyla da bir özelliği var yani bu caminin efendim şimdi e, dışarıdan avlu içerisine girdiğinizde bir taç kapı var ona ne diyoruz biz taç kapı bu bu büyük kapının üzerinde böyle zafer takına benzeyen çok güzel bir süsleme var. Çok narin, o, çok zarif, evet. çok ve estetik. Evet ve o süslemenin evet. altında bir besmele, Tabii. onun altında bir ayeti kerime var. Bu hemen girişte eee gözünüze çarpıyor. Şimdi aşağı yukarı e, mimari tarzı olarak Ortaköy Camisi, Büyük Mecidiye Camisi'ni andırıyor. Hmm. Yani o da çok güzeldir biliyorsunuz. Tabii. Orta e, denize sıfırdır efendim. Şimdi hemen camiye girerken havlusuna girdiniz. Sağda bir e, saat kulesi var. Ona a, biraz sonra arz Tabii. edeceğim. Saat kulesinin özelliğini, saat kuleleri niçin yapılmış? Hemen e, yine avluya girerken e, güzel bir, çok şirin bir çeşme vardı. Şimdi yok o çeşme. Yakın zamanda kaldırılmış... ...ama resimlerde görülüyor... Hmm. ...Hamidiye suyunun aktığı... E, ...orada herkesin... ...içtiği, rahat ettiği... ...çok da zarif... ...çünkü resimlerden onu görüyorsunuz... ...Hamidiye e, suyunu... ...biliyorsunuz şeylerden... Evet. E, ...menba suyunu... ...bu kağıthaneden... E, ...getirtmişti Getirmiş, Sultan evet. Abdülhamit Han... ...ve Yıldız Sarayı'nın... ...içerisinde de bulunuyor... ...birkaç tane böyle... E, Çeşme. ...çeşmeler efendim e, şu anda gezerken de bunu görüyorsunuz. O caminin girişindeki ne hikmetse o e, kaldırmış, Çeşmeyi kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Evet. Şimdi efendim caminin içine girdiğiniz sırada efendim sedir ağacından yapılmış ...dört büyük sütun görüyor görüyorsunuz. Hmm. Bu sedir ağacından yapılmış dört sütunun iki tanesi me, me, müezzin mahvilinin hemen önünde diğer iki tanesi de onun şöyle 20-25 metre ilerisinde camide en çok e, sizin e, dikkatinizi çeken bu sedir ağacından yapılmış çok güzel e, süslemeli e, şeyler var. Bu e, ...sütunlar e, var camiyi. E, Kaç sütun var burada acaba? O, şimdi... Camide? S e, esas dört büyük sütun Ha var. Evet. tabi Efendim yani bunlar böyle... E, ...rengarenk, boyalı, işlemeli, ahşap sütunlar böyle... kutbeye doğru yükselmiş görüyorsunuz içeriye girince. Bu kurşuni renkler Alt, niye bu kadar caminin şimdi içinde hakim bunun ya. Bunun artık e, o günkü e, tezyinat e, e, modasına, tezyinatçının günün şartlarına uydurmuşlar. Hmm. Efendim. Ya da bordo de çok altın, hakim. Altın evet. yaldız süslemeler var. Böyle camiye ayrı bir güzellik veriyor. Hmm. Bakın bu tarzdaki işlemeler hiçbir camide yok, yok. Abdülhamid e, diye camisinde mevcut bakın cami dikdörtgen planlı aşağı yukarı 21'e 11 çarpı ebadında duvarların önü böyle arkalı e, önlü caminin 16 penceresi var şimdi efendim içeriye girdiğinizde bir mihrap var Mihrab'ın e, sağı ve solunda cami yapılırken Londra'dan getirilen saatler vardı. Çok eskiden benim talebeliğim zamanında bunlar vardı. E, şimdi kaldırmışlar. Hatta caminin içinde çok kıymetli e, tarihi eserler vardı. E, Kabe örtüsü, efendim, peygamber efendimizin sakalı şerefi vesairesi buna benzer özel hat yazıları zannederim e, güvenlik emniyet bakımından bunu camiden almışlar e, müzelere kaldırmışlar ama eskiden bunlar caminin içindeydi ben hatırlıyorum. Evet e, böyle bir e, husus var. Minberin de bir özelliği var. E, Atabey Sultan Abdülhamit Han bu minber cami yapılırken minberi aynı Bursa'daki Camii Kebir dediğimiz Ulu Cami'deki minberin e, örneğini e, istemiş. Ve bunun için Bursa'ya özel ekipler gitmiş, resimleri çekilmiş. Biliyorsunuz Bursa Ulu Cami'nin minberi bugün artık şeye de, demir e, cam kafesi aldılar. Sanat değeri çok, çok e, yüksek. yüksek. Yani o minberi... Mimar Sinan eseri mi o da? Değil. Değil. O daha önce ilk... Çok daha önce. E, Sultan e, Yıldırım Bayezid ya. yapmıştı. Yani 1400'lü yıllarda yapılmış. Çok enteresan. Yıldırım Bayezid evet. kimin oğlu abi? Evet. Yıldırım Hı. Bayezid Murat... E, ya. E, evet. <laughs> şimdi Ata Bey... E, o Sultan Murat. Evet. E, Bursa'daki e, Ulu caminin minberini yaptırmak için ekipler gidiyor, günlerce çalışıyor, resimlerini çalıyor. Aynısını istemiş yapılsın. Çekiyor. Fakat evet efendim onu oraya layık görmüş. Ancak ne hikmetse bu gerçekleşmemiş. Onun yerine member şeyde mermerden bir ...minber yapılıyor bugünkü ama o da çok kıymetli. Aynı şekilde Caminin tamamen içinde, mermer ama ya. evet tamamen çok mermer. mermer yani. Bir de böyle böyle ne diyor. var? vaaz kürsüsü var. O da sanat değeri çok yüksek. Yekpare mermerden yapılmış. Evet ya. Bugün onlar yerinde Ondan mermer buluyorlar. Çok göze evet. çarpıyor. Aynen öyle. Evet. Bakın caminin içine girdiğiniz zaman Ata Bey, caminin kubbesi böyle masmavi zemin ve parlak yıldızlarla böyle göz alıcı bir e, hava veriyor evet. tavana kubbeye baktığınız zaman efendim bu kubbenin merkezinde böyle sülüs hattı ve altın yazlı altın e, Yaldız, evet. yaldızlarla... ihlas suresi yazılmış hmm. bunu görüyorsunuz yani evet. okuyorsunuz efendim kubbenin bütün bölümleri düz zemin üzerine altın yaldızlı ve kubbe adeta yıldızlarla dolu bir gökyüzünü andırıyor. Baktığınızda görüyorsunuz. Şimdi biraz önce ifade ettim. Camın içine girince kafanızı kaldırdığınız zaman kubbenin içine bu ihtişamlı şeyi görüyorsunuz. Saman yolu gibi ya. Evet. Evet, aynı. Ve yani. Aynı şekilde e, zannederim o kubbenin kenarlarında Mülk suresi de yazılmış. Evet. O, o dönemin en meşhur hattatları tarafından yazısı da ayrı bir güzellik var efendim. Bakın e, şimdi. Fakat oradaki mavi biraz böyle. Ee, bir ...şeye çalmıyor mu ya laciverte açık lacivert gibi. işte ya artık, artık o o dönemdeki evet, evet. E, e, işte buya çok kaliteli ama evet gökyüzü mavisini Aha. hatırlatıyor hatırlatıyor evet. ama öyle evet. enteresan bir mavi şimdi e, biliyorsunuz caminin e, iki tane e, hünkar mahvili var evet. biri haremlik biri selamlık ilk defa böyle selatin camilerinde hünkâr mahvili hanımlar içinde de ayrılmış e, e, camiye girerken taç kapının sol tarafında Hünkar mahvili selamlık pe, e, Sultan Abdülhamid Han orada e, giriyor onu arz edeceğim sağ tarafta da hanımlar valide Sultan cuma selamlıklarını orada Eda'ya oradan seyrediyorlar hem e, cuma selamlığını efendim caminin içinden bir kafes şeklinde görülüyor her iki hünkâ şeyinde mahvilinde hünkâr mahvilinde o kafeslerin özelliği bizzat Sultan Abdülhamit Han Marangazane'de e, kendi elleriyle yapmış. Çok ince efendim, sanat değeri çok yüksek Göründe, görünce fark ediyorsunuz içeriden caminin içerisinden bunu. Bir de caminin e, kubbesine bağlı efendim, büyük bir şey var. Ee, ne diyoruz avize var büyük bir yani o da e, Alman İmparatoru İl, Wil Wil ikinci e, Wilhelm ziyaret ettiği zaman ziyaret ettiği zaman o camiye onu hediye olarak getiriliyor bugün işte o kullanılan evet e, avize geniş efendim, ikinci kral getiriyor e, Alman e, evet. kralı e, Wilhelm. Wilhelm, evet. evet onun şeysidir efendim bakın. Hünkar mahfiline girdiğiniz zaman içeride bir e, e, bir giriş holi var. İçerisinde iki tane oda. Birisinde işte e, sultanın, hünkarın e, hazırlık yaptığı. Diğerinde de işte e, görüşme yaptığı, e, Şeyhülislam Efendi ile görüştüğü bir oda. Daha içeriye girdiğinizde, Efendim namaz kılınan bir e, özel bir yer var. İşte e, caminin içinden kafesle görülüyor. Böyle 2 3 merdivenle çıkılıyor. Şu, küçük e, şöyle 6 e, 7 kişinin e, e, namaz kılabileceği bir yer. Tabi bunlar e, güvenlik e, dolayısıyla bu şekilde yapılmış. İşte genellikle Sultan Abdülhamit Han Cuma selamlığına gelip de orada cumayı kılarken yanında şehzadeler var, İslam var, işte baş Tahsin Efendi var, Tahsin Paşa var. Evet. Efendim bunlar efendim bir de çok yakınında ki birkaç tane vezir var. Onlarla beraber e, geliyor e, namazı kılıyor cuma Sultan namazını mamilinde. Evet. O e, on salonun içerisinde çok güzel efendim beyaz Çin'den yapılmış bir e, e, soba var. E, Yıldız Çin fabrikası ne yapılmış? Bugün de o Çin'i e, soba duruyor yerinde, yani gezinde e, gö, görüyorsunuz. E, restorasyondan önce bu burası hanımlar kullanıyordu, evet. hanımlara ayrılmıştı bu hünkar mahvili. Dolayısıyla e, ...müsait olduğu zaman içeride... ziyaret ediliyordu. İşte bu mü, mü, Hünkar Mahfili'nin içerisinde bu beyaz çini soba bugün de var. Aynı düzen, aynı tertip Hünkar Mahfili'nin harem dairesinde de. işte Valide Sultan'ın ve haremdeki hanımların cuma selamlığına gelip orada cuma selamlığını seyretmeleri için ve cuma namazını orada görmeleri için yapılmış e, bir yer. Yani diğer camilerden farklı olan tarafı o efendim. Bakın şimdi bu sultan mahvilini şöyle bir şey var orada sultan oraya geçtikten sonra aşağıdaki cemaat sultanı görmüyor ama sultan herkesi görüyor. Evet. Çok enteresan bir şey. Nasıl evet. o iç içe geç, geçen şeyler var. Ee, yani ahşap bir yapı ee, ama çok enteresan bir şey. Sultan herkesi görebiliyor. Evet. İşte bu e, biliyorsunuz Sultan Abdülhamit Han çok ince e, marangoz. Ne diyorlar ona? Ha. E, evet. Tabii. O, e, dolayısıyla o kafes o şekilde yapılmış. O e, Kendisi mi yaptı acaba e, Bizzat kendi e, ifadeler var Hı -hı. ve bunu e, hatıratlarında e, Tahsin Paşa e, ve kızı Ayşe Sultan'ın hatıratlarında bu konu e, anlatılıyor. Mi, babam yaptı diyor. Evet. Hı -hı. O çünkü o konuda e, en azından planını çizip o ince şey. Çünkü marangozhanede devamlı çalışırmış. Çalışır abi. Evet. Efendim, dediğiniz gibi o oradan caminin içini çok net görüyorsunuz. Tabii, tabii. Ama caminin içinden içerisini o münkar mahfilinin içerisinde. biraz meraklık gör, var ya, hani muhabirlik. Evet. Hakikaten aşağıdan baktım, bir şey görünmüyor Aynı. ama yukarı çıktım, orada oturdum. Ben ufak detayları bile gördüm evet. mihrabın önünde evet. yani o halı evet. şeylerini falan. Aynen şöyle. çok ilginç. Evet. Aynen ya. evet. yani evet. şöyle. dedim ya dışarıdan bakınca sade bir cami tabii. ama içine girince tamam. o tezinatı görünce evet. efendim e, şaşırıp kalıyorsunuz efendim. İçine çok iyi çalışılmış bravo. Evet. Ya tabii iyi. bu a, 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 e, kubbeye bağlı muhteşem o avize. Evet. ifade ettiğim gibi e, cami inşaatı bittikten sonra Sultan şey, Alman İmparatoru ikinci Wilhelm'in hediyesidir. Bugün aynı avize e, kullanılıyor. Tabii devam evet. ediyor. Aynen öyle. Tabii. Şimdi caminin e, hemen yanında ne var? Bir e, saat kulesi, yıldız saat kulesi var. Hemen avlunun girişinde, yanı başında Ama dört çepeli. O... Bir saat kulesi. Şimdi... Osmanlı saati kullanmış. Meydan saatleri var. Bak, Mesela Çorum'da şimdi... bile 7-8 Hasan Paşa saat yapmış. Aynen öyle. Birçok yerde şimdi var, bakın, görülüyor. Bunu da... Zamana bu ehemmiyet verdikleri için mi acaba? Sultan Abdülhamit Han bu saat yapımını, çığırını o açmış. Ee, en önce bu 25. cülus yıl dönümü... Yani e, padişah olmasının 25. yıl dönümü dolayısıyla efendim 1890 yılında aşağı yukarı bu e, e, saat kulesini yaptırmış ve bu arada bütün Osmanlı coğrafyasında Anadolu dahil e, 30 yerde böyle saat kuleleri yaptırmış. Mesela bunların içerisinde. En önemlileri nedir? Bugün İzmir'deki Saat Hamidiye Kulesi kimse bahsetmez. Çok muhteşem bir saat kulesi İzmir'deki. Sonra mesela bu saat kulesinin enteresan olanlarından biri Şişli Etval Hastanesi'nin bahçesindeki evet. mescidin efendim minaresi. Evet. Hem minare göresi, görevini <laughs> görüyor hem de saat kulesidir. Evet. Yani çok enteresandır. Bu Şişli e, Etfal Hastanesi. Hastanesi'nin bahçesinde bulunuyor efendim. Bu e, e, bu saat efendim bir cepheden e, barometre görülüyor. Diğer e, cepheden de e, ayın günlerini gösteriyor. Aynı zamanda da minare şerefi görevini görüyor. Bakın ayrı zamanda bu rüzgarın hızını gösteren bir bu şerefenin yanında efendim e, bu e, tertibat alınmış. Bu çok kimsenin farkına varmaz. Şeydeki e, Şişle Etfal Hastanesi'nin Hastanesi bahçesindeki mescidin efendim minaresinin ve şerefenin aynı zamanda bir saat kulesi olduğunu Biliyorsunuz o cami Sultan Abdülhamit Hanın küçük kızı Hatice Sultan vefat edince onun hatırasına e, yapılmıştır. Bugün hala e, hizmet veriyor Şişli Etval Hastanesi. Bu Sultan Abdülhamit Han'ın yaptırdığı saat kulelerinden bir önemlisi de nerede atabey? Kudüs'te. Bakın El Halil kapısından girince bugün efendim e, eski resimlerde bu görülüyor. Çok güzel bir saat kulesi ama e, İngilizler buraya 1917 yılında İngiliz Generali Ambele Alembe girdiği zaman ilk yaptığı şeylerden biri bu saat kulesini yıktırmak olmuştur. Dikkat edin çok önemli İngiliz'in yaptırdığı iş. İkinci iş o zamana kadar e, Kudüs'te... E, ee, Musa Nebi şenlikleri kutlanırmış. Ta şeyin fetinden itibaren şeyde Kudüs'ün fetinden fetinde, yani. Feteden şey meşhur tabii komandan. Afedim onun dilimizin hatırına, ucunda tabi. Afedim bak hatıra gelmedi tabii. Tabi evet. Ne, neydi şeysi bakın. Önemli değil. aklıma gelince evet. söyleriz. Hocam. Yani o fetihle beraber ne bir e, Musa ne Şenlikleri isminde bunu yasaklıyor İngilizler. Hmm. Bakın on, 1917 yılında Kudüsü alır almaz yaptıkları ilk iş Alembe'nin İngiliz generalin o e, minareyi şeyi, saat şey saat kulesini resimleri var çok net gözüküyor e, Kudüs'te Halil Kapısı'nın içerisinde e, şimdi o görülmüyor. Bunu yıktırıyor. Bu şenlikleri e, şey yaptırıyor. efendim. Evet. Şimdi bu e, yıldız e, camisinin yanındaki yıldız saat kulesi efendim hani evet, e, al evet halit evet. bilmelidir değil, halit evet. değil değil <laughs> evet. değil tabii. Dur, evet. Evet. şimdi yani dizisi gelirse, bile var bak evet. şimdi buyurunuz evet. efendim şimdi e, yıldız saat kulesi böyle köşeleri kırık bir kare plan üzerine üç katlı olarak yapılmış sivri ve dilimli bir kubbe ile örtülü Ön kısmında yine böyle dilimli, kemerli çatı pencereleri var. Bakın üç katlı, sekizgen bir plana sahip. Bakın bu Evet. evet. İlk bu katında böyle dört üç katlı ya, ilk katında çok güzel bir yazılarla, hat yazısıyla yazılmış dört kitabe bulunmaktadır. İkinci katta saat kulesinin bir termometre ve barometre var. Efendim Selahaddin'i Eyyubi. Selahaddin'i Eyyubi. Kudüs evet. Fatih. Evet, Onun o. yaptığı saati İngilizler, evet. İngiliz komutan yerle bir. Evet. Bakın ee, özellikle ee, Filistin'de Hı. ve Arabistan'ın birçok Suriye'de Şam'da ee, Araplar iki komutanı hiç unutmazlar. Bunlardan İkisi biri Selahaddin Eyyubi, diğeri de Sultan Abdülhamit Han. Neden unutmazlar? Birincisi Haçlılardan Kudüs'ü aldığı için Selahaddin Eyyubi'yi, hmm. diğeri de Kudüs'ü vermediği için Sultan Abdülhamit Han'ı. Bu iki komutanı, bu iki padişahı efendim hiç unutmazlar devamlı yad ederler. Onun için o gün bugün bu nebi Musa nebi şenliklerini Onu ...kullanmışlar... Yasaklıyor. Ama İngiliz'in yaptığı şey her ikisinin eserini girer girmez Abdülhamit Han'ın yaptırdığı efendim saat kulesini yıktırıyor Alembe. Hmm. ...ikincisi... nebi Musa şenliklerini şenlikler. Tahselattin Eyyubi zamanından onun fethini... ...hatırlatan bu şenlikleri... ...kaldırıyor. Dikkat edin... ...yani Anglo-Sakson... E, ...düşmanlığı... ...İslam'a olan düşmanlığı... Evet. ...Osmanlı'ya olan düşmanlığını... ...burada görüyoruz. Evet. Yani bugün... E, ...bunu hatırlamakta Tabii. yarar var. Yani Doğru. Kudüs'teki şeyi. Bakın şimdi bu... E, ...Yıldız Saat Kulesi'nin... ...en üst katında... ...saat e, odası bulunuyor. Efendim... Bu saat odasının en üstünde de Efendim çatının üzerinde dekoratif bir çatı var. Bir pusula dairesi var. Hmm. Görüyorsunuz bakın Yıldız Saat e, Kulesi'nin özelliklerini kısaca arz etmeye çalıştım. Üç katlı her üç katında ve bunlar bugün faal. O termometre, barometre vesaire... Aynı şekilde Sultan Abdülhamit Han e, İstanbul'da e, ...Domabahçe'de de dört katlı bir saat kulesi yaptırmışlar. İşte Cülus e, Seneyi devriyesi dolayısıyla e, İstanbul'da iki tanedir camisi Efendim... Osmanlı Orta e, şey Anadolu'da ve bütün bu Filistin'de Osmanlı coğrafyasında 30'a yakın bu saat kulesi var. Şimdi Ata Bey bu o, saat kulesi ...nedir... E, ...zamana e, olan... ...dönemi, önemi... E, ...belirtiyor... ...bir de o dönem... ...saat kuleleri... ...o devletin ihtişamını gösteren... ...bir işaret... ...nasıl... ...bugün Londra'yı... ...nasıl hatırlıyorsunuz... ...saat kulesiyle... ...Fransa'yı, Paris'i nasıl hatırlıyorsunuz... ...Eiffel kulesiyle... ...işte... O dönem, o dönem büyük devletler kendi ihtişamlarını bu tip eserlerle gö göstermişler. Şimdi Abdülhamit Camii'nin hemen dibindeki bu saat kulesi demek ki farklı amaçlarla da kullanılmış. Şu Termometre anda da kullanılıyor. De. Evet, restorasyonu yapıldı. Hava durumunu ölçen evet. bir aynen kule öyle. gibi ya. Evet, aynen öyle. Çok amaçlı çadır gibi, askerler öyle aynen derler. öyle. Çok amaçlı çadır evet. gibi. Evet efendim, buyurun. Şimdi efendim bu caminin bir özelliği de neydi? İnşaat yapılıp hizmete girdikten sonra artık Sultan Abdülhamit Han cuma selamlıklarını burada yapmaya başladı. Tabii. Şimdi atabe cuma selamlığının bir özelliği var. Sultan Abdülhamit Han bunu çok güzel kullanmış. Daha önce bu camiden önce Demin arz ettiğim gibi Doğunbahçe Camisi'nde, Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nde, Teşvikiye Camisi'nde e, cuma namazları kılınır imiş. Fakat bu cami yapıldıktan sonra artık buranın e, cuma selamlığına ayrı bir anlam verilmeye başlanmış. Bunu hem içe hem dışa karşı devletin ihtişamını, büyüklüğünü göstermek için bir fırsat olarak bunu değerlendirmiş Sultan Abdülhamid Han. Bakın, çünkü aynı zamanda Osmanlı padişahı ama bir de İslam halifesi sıfatı var. Dolayısıyla Cuma selamlığında bunu da bütün dünyaya, bütün İslam alemine hatırlatıyor Sultan Abdülhamid Han. Yani Cuma selamlığının öyle e, e, gelişi güzel şekilde yapılması değil ve bu Cuma selamlıklarını hiç ihmal etmiyor. Her hafta çünkü aynı zamanda bu e, Cuma selamlığında evetim e, yabancılar, turistler, halk herkes gel geliyor ve halkın padişahın halkla temas kurduğu bir alan haline geliyor. Arzu halleri olanlar, şikayeti olanlar hepsini bu cuma selamlığında Sultan Abdülhamit Han'a iletebiliyorlar. Buranın böyle bir özelliği var. Şimdi Sultan Abdülhamit Han'a kadar cuma selamlığına hep padişahlar ata binerek gelirlermiş. Ancak Sultan Abdülhamit Han'ın bir rahatsızlığı var sırtından. Dolayısıyla o e, bütün şeye e, arabayla e, Sultan e, Cuma zamanına... Namazına Cuma, öyle gitmişler. Evet, Cuma selamlığına evet. atla geliyor. Şimdi Cuma selamlığında böyle askeri, mülki, ilmi bütün e, sınıflardan e, devlet ricali hazır bulunuyor. Evet. Efendim... Her sınıf askerden meydana gelen birlikler var ve namazdan sonra padişahın önünde resmi geçit yapıyorlar orada. Bu bu arada o set köşkü var ee, hemen camiye girerken caminin karşısında yokuş üzerinde orası da özellikle efendim... E, diplomatlar için büyük elçiler için Cuma selamlığını seyretmeleri için yapılmış. Hatta ilk defa orayı Sultan Abdülhamit Han e, Alman İmparatorunun ilk ziyareti sırasında yaptırmış, bilhassa e, kendisi seyretsin diye. Ondan sonra bu devam etmiş. Yabancı misyon şefleri, yabancılar, turistler orada e, seyrederler. O sırada kendilerine kahve ve sigara vesaire ikram edilirmiş efendim. Bakın askerin böyle e, bu cuma selamlarında e, arz ettiğim gibi e, bütün şehzadeler bazı yaverler tüfekçiler ve e, hünkâr çavuşları mabeyin çavuşları katılıyorlar. Evet. Şimdi o e, cuma selamlığı esnasında alkışçı diye tabir edilen bir grup var. O grup ne diyormuş Sultan Abdülhamit Han camiye girerken çıkarken işte uğurun hayır ola, yaşın uzun ola, yolun açık ola, saltanatına mağrur olma padişahım. Senden büyük Allah vardır diye bunu hep bir ağızdan söylerler. Marun olma, padişah, senden evet. büyük Aynen. Allah var. Evet. Ar yani şeyler e, bu, öyle şey yapıyor. Evet. Hatırlatın. Bu selamlıktan, e, bu selamlı hiç aksatmayan Abdülhamit Han burayı aynı zamanda ifade ettiğim gibi dert ve sıkıntı olanların arzu hallerini, şikayetlerini, dileklerini ...kabul etmek için de bir fırsat halk olurmuş. günü ya. Evet. Cuma aynen günü öyle. halk günü. İşte aynen öyle. Biz de Dünya Dönerken programında halk e... günü yapıyoruz efendim. Birçok şeyi konuşuyoruz. Evet doğru. Diyoruz. Bakın Cuma Selamlığı sırasında... <laughs> ...Hamidiye Camii'nde... ...üç sıra... ...efendim askerle çevriliyor. Yani... E, Yıldız'dan evet. Yıldız'dan Beşiktaş'a inen bu yokuşun... Ee, sağındaki meydanda bir saf piyade birlikleri, sonra atlı birlikler, Ertuğrul ve mızraklı alaylarındaki birlikler oralara yerleştiriliyor. Ve arabayla ve yaya olarak gelen seyirciler bu suvari saflarının arkasında yerlerini alıyorlar. Cuma, selam, önlüsü, geçmiyor. önlerine Anladım geçmiyorlar önlerine geçmiyorlar efendim yani e, böyle e, caminin bir güvenlik şeyi ca değil mi bu aynen öyle caminin törenin yapılacağı yana bakan bu ön cephesi caminin ön cephesi yolun da kafesli olmasından e, göre alçaklı yüksekli bir setle çıkılıyordu bu set Parmakların önünde de böyle e, çiran e, karakolu diyoruz şimdi Yıldız Parkı'nın girişinde oradaki e, polis ve jandarma birlikleri var. Onlar da orada saf halinde yerlerini alıyorlar. Şimdi muhteşem Bu benim, bir efendim bir Yıldız Teşkilatı evet, var. bakın İstibaratı çok güçlü Abdülhamit Mihani. Muhte Dön muhtemel bir şey saldırıdan mı acaba? Evet, Çekindiler bu tedbirleri aldılar çünkü diye. Daha önce Eğer, de Sultan Abdülhamit Han'a 7 de defa süres yani. tertibi Buyurun. olmuştur. Şimdi arz edeceğim bu e, bomba hadisesini efendim bakın e, Sultan 2. Abdülhamit Han'ın arabaya binmesinden ya yaklaşık 25 dakika önce hemen arabanın cami avlusunda protokola uygun bir şekilde arabalar yerleşiyorlar. Tamam. Başta daima en öne Valide Sultan'ın arabası yer alıyor. Evet. Bakın ondan sonra diğer şeyler ve e, Sultan Abdülhamit Han bu e, saltanat kapısından arabayla çıkıyor, yokuş aşağı iniyor. İşte o arabanın kendine has alınmış tertibi var. O tertiple caminin e, avlusuna ve caminin e, hünkar kapısına kadar, binek taşına kadar arabayla geliyor. Şimdi benim bu ifade etmeye çalıştığım e, durumlar e, bugün e, resimlerde çok net görülüyor. Yani e, bu e, ifade ettiğim şeyleri Tabii. çünkü yabancılar da bu cuma selamlığına iştirak ettikleri için hep bunları o zaman yeni çıkmış fotoğraf makineleri, Tabii. film net, makineleri. Siyah Tabii, dur, evet, bunların hepsini e, ka, e, filme almışlar. Tabii. Resme almışlar. Sultan Abdülhamit Han'ın araba içerisinde yanındaki e, kimler var, etrafında kimler var Tabii. efendim. E, dolayısıyla peki bu ıı, ıı, resimlerde ıı, bunu dikkatle bakıyorsunuz. Hatta öyle resimler var ki bizim o kitapçıkla koymuştum Yüz sene evvelki yıldızla bugünkü yıldız camisi ıı, ve ıı, Cuma selamlığının arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Peki evet. ama büyük şeyde Hı. büyük resimlerde ıı, Cuma selamlığının her ıı, safhasını ayrıntılı olarak e, görüyorsunuz. Peki efendim. Şimdi, bitiriyoruz bugün. Kurmay Albay Ziya Borcuoğlu'na bu, çok teşekkür ediyoruz. Bu, Önümüzdeki hafta te, e, bomba, bomba hadisesini, hadisesini cuma selamlığında olan Peki cumla, e, bomba hadisesini arz edeceğiz. Çok teşekkür efendim. ederiz bugün için. Evet, Sevgi'yi dinleyiciler bugün huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Saat 16'yı, 10 geçer. 16 Haber bülteninden sonra bu defa Dünya Dönerken programında sizlerle birlikte olacağız. Mikrofonlarımızı size açıyoruz. Günü ve gündemi konuşacağız. Berat Ağullu Harvas. Allah'a ısmarladık